Merhaba olumlu bak dostlarımız. Geçenlerde kız arkadaşıma evlenme teklif etmeye karar verdim ve bir kuyumcuya gittim. Bir yüzük seçmeye çalıştığım sırada satıcı bana farklı değerli taşlarla ilgili hikayeler anlattı. Bunlardan biri kraliyet ailesi üyelerinin neden asla yakut satın almayacağına dair bir efsaneydi ve bu gerçekten inanılmaz bir hikayeydi. Söylentilere göre İngiliz kraliyet ailesi yakutun kötü şans getirdiğine inanıyormuş. İyi ama böyle bir fikre acaba neden kapılmışlardı ve bu batıl inanç ilk olarak ne zaman başlamıştı? Bunu şu an kimse tam olarak bilmiyor. Ancak birçok kişi bunun Kraliçe Victoria ile alakası olduğunu düşünüyor. Hikayeye göre 19. yüzyılda yaşayan kraliçe bu muhteşem kırmızı değerli taşlardan hoşlanmıyormuş. Bildiğiniz üzere 2. Elizabeth'in büyük annesi olan Victoria özellikle moda akımları konusunda çok etkili bir şahsiyetmiş. Modanın kraliçesinin beğendiği her şeyin kullanılması neredeyse anında zorunlu hale gelirmiş. Bunun kanıtı olarak beyaz saten gelinliklerin Kraliçe Victoria'nın 1840 yılında Prens Albert'la evlenmesinden sonra moda olduğunu gösterebiliriz. Daha önceki gelinler farklı farklı renkte gelinlikler giyermiş. Kötü şans olarak kabul edilen tek renk ise, hazır mısınız, beyazmış. Victoria bu kanıyı değiştirmeden önce beyaz rengin talihsizlik getirdiğine inanılırmış. Zira Hindistan gibi bazı kültürlerde durum hala öyledir. Bu kraliçe bir zamanların kötü şansını çok hızlı bir şekilde çağlar boyunca yaşayacak bir düğün geleneğine dönüştürebildiğine göre aynı şeyin tersini yakut konusunda da yaptığını düşünmek abes olmazdı. Şöyle ki Victoria düğününde yakut takılar yerine safirle elmas olanları kullanmıştı. Peki kraliçenin yakuttan hoşlanmamasının sebebi acaba nereden geliyordu? Bu sadece bir kişisel tercih miydi? Yoksa eski bir lanetten korktuğu için mi? Hadi gelin ve bazı gerçeklere birlikte bakalım. Victoria'nın annesi kızının düğününü ona yakut parure olarak bilinen bir hediye vererek kutlamıştı. Parure, kraliyet ailelerinin birlikte kullandığı küpeler ve kolye gibi takılardan oluşan bir mücevher setidir. Adından da anlaşılacağı gibi bu mücevherlerde bir sürü yakut kullanılırdı. Victoria henüz devretmeden önce setin bir parçası olan yakut bezeli tacını birçok kez takmıştı. Bir diğer efsaneye göre ise yakut fobisi olan kocası düğün günlerinde bu değerli taşın kullanılmasını yasaklamıştı. Ancak bunun bir efsane olduğu ortaya çıktı. Çünkü Victoria'nın yılan şeklindeki nişan yüzüğü minik yakutlardan, elmaslardan ve zümrütlerden oluşuyordu. Yani birçok geleneği kendisi başlatmış olsa da yakutların kötü şans getirdiği fikri Kraliçe Victoria'dan çıkmamıştı. Peki bu kırmızı değerli taşların kesinlikle kötü şans getirdiği durumlar olduğu için İngiliz kraliyet ailesine mensup olan herkes yakut kullanmaktan kaçınıyor olabilir mi? Gerçekten de mücevher olarak yakut kullanılan nişanlardan sonra gelen evlilikler uzun süre dayanmıyor gibi görünüyor. Mesela Elizabeth'in kız kardeşi Prenses Margaret'a ve kraliçenin oğlu Andrew'la evli olan York Düşesi Sarah'a bakın. Bu kadınların her ikisinin de yakut alyansı vardı ve evlilikleri uzun sürmemişti. Belki de damat adayının Mary'e yakut bir nişan yüzüğü alır almaz gribe yenik düştüğünü duymuşsunuzdur. Ama bir dakika, siz de hemen dolduruşa gelip batıl inançlara kapılmayın. Aslında Mary'e bu nişanda herhangi bir türde yüzük verildiğine dair hiçbir kanıt bulunmuyor. Lakin Mary'nin annesine, yani Kraliçe Victoria'nın kuzeni olan Prenses Mary Adelaide'e bir yakut yüzük verilmiş ve bu evlilik sona ermemişti. Ancak bu Mary'nin başka seçeneği olmadığı için bir talip bulmasıyla ilgili bir durumdu ve hiç de destansı bir aşk hikayesi değildi. Sizce bu durumdan mücevher mi sorumluydu? Peki ya parmaklarında yakutlar olan diğer mutsuz gelinler? İngiliz monarşisindeki şanssız evlilik örneklerine bakacak olursak, akla ilk gelen kişi 8. Henry'dir. Henry'nin 6 karısından ikisi yakut takmış olabilir. Cleavesley Anne bir portresinde Henry'yi onunla evlenmeye ikna eden zümrüt ve yakut detaylı bir yüzük takıyordu. Ne yazık ki gerçek Anne'in aslında daha az çekici biri olduğu anlaşılınca Henry, evliliklerinin ertesi yıl iptal edilmesini emretti. Gerçi Henry'nin diğer eşlerinin başına neler geldiğini biliyorsanız o zaman yakut yüzüğün Anne için aslında şans getirmiş gibi göründüğünü anlamışsınızdır. Mesela yakut yüzüğü takan ikinci eşi Howard'lı Catherine hiç de o kadar şanslı biri olmamıştı. Sanıyorum ki tüm bu yaşananlar yakutun kötü şans getirdiği teorisini çürütüyor.
Ama şunu bir düşünün. O nişan yüzüklerindeki taşların çoğu aslında taçlardan sökülüp alınmıştı. Hiç şaşırmayacağınız üzere kraliyet ailesinin kullandığı taçların üstünde her türlü mücevherat bulunmaktadır. Mesela irili ufaklı zarif taçlar ve dünyanın en büyük kesilmemiş yakutu olan Kara Prens yakutu bunlara örnek gösterilebilir. Adını duymamış olabilirsiniz ama eminim ki onu görmüşsünüzdür. İngiltere kralını veya kraliçesini başındaki kabarık, kürklü şapkaya benzeyen o büyük taçla gözünüzün önüne getirin. Bu taç imparatorluk devlet tacı olarak bilinir ve muhtemelen çocukken çizdiğiniz taç resimlerini o şekilde çizmenizin nedeni de budur. Hani şu ortasında dev kırmızı bir damla olan taçtan bahsediyoruz. İşte o damla diye bahsettiğimiz şey aslında bir yakut. Evet, bu taş aslında çok büyük. Ağırlığı ise 170 karat. Burada değerli bir taştan bahsetmiyor olsaydık kulağa hiç etkileyici gelmeyebilirdi ama bu şey neredeyse bir golf topu kadar ağır. Bu ünlü ve tarihi yakut aslında tam olarak bir yakut değil. Bir kabalel taşı ama şimdi teknik detaylara girerek konuyu dağıtmayacağım. Bu yakut ismini 14. yüzyılda Woodstocklu Edward'dan almıştır. Woodstocklu Edward giydiği siyah zırhı ve kalkanı nedeniyle Kara Prens lakabıyla anılıyordu. Edward bu yakutu sahip olduğu topraklardaki bazı sıkıntılarla başa çıkmasına yardım etmesinin bir karşılığı olarak kral zalim Don Pedro'dan almıştı. Ancak Edward bu yakutu ele geçirmeden önce dev mücevherin kendisine ait gizemli ve sorunlu bir geçmişi vardı. Bazı insanlar Don Pedro'nun Granada prensinden aldığı bu yakutun prens tarafından lanetlendiğine inanıyor. Gerçi Don Pedro'nun yakutu Edward'a vermeden önce tekrar lanetlediğine dair hiçbir kanıt yok. Ancak zalim lakaplı bir adamın bu kadar büyük bir mücevherden barışçıl bir şekilde ayrıldığını düşünmek de fazla iyimserlik olurdu. Peki Kara Prens'in yakutu acaba kraliyet ailesine iyi şans mı yoksa kötü şans mı getirmişti? 5. Henry 1415 yılında Fransa'da savaşırken üstünde Kara Prens'in yakutu da olan mücevher kaplı bir miğfer takmıştı. Ancak Henry bir gün kafasına sert bir darbe aldı. Daha da kötüsü ise taşlarla bezenmiş miğferini neredeyse kaybediyor olmasıydı. İşte bu kötü şanstı. Gerçi yine de hayatta kalmıştı. Yani miğferi hayatını kurtarmıştı ve bu da iyi şanstı. 3. Richard 1485 yılında Bosworth'ta aynı yüzyılın sonlarına doğru Henry Tudor'la savaşırken Kara Prens'in yakutunu üstüne giymişti. Ancak Richard o kadar şanslı değildi. Evet, bu yakutun kötü şans getirdiğine işaret ediyor olsa da sadece bir söylentiden ibaret. Peki Richard hiç yakut mücevher takmıyor olabilir miydi? Bunu düşünürken aklınıza şunu getirin. O yakut şimdi tarihin en tanınmış kraliyet taçlarından birinin ortasında duruyor. Hem az önce dediğim gibi şu an birçok kraliyet nişan yüzüğünde daha önce taçları süsleyen mücevherler bulunuyor. Bir müstakbel prenses aşktan gözü dönmüş prensine büyük parlak bir yakuta, belki de en büyüğü olan Kara Prens yakutuna sahip olmayı çok istediğini söylese neler olacağını bir düşünün. Romeo ve Juliet'i okuduysanız gençleri aşktan vazgeçirmenin kolay olmadığını bilirsiniz. Diğer ülkelerdeki kraliyet aileleriyle evlenme eğiliminde olan kraliyet aileleri söz konusu olduğundaysa böyle bir sebepten evliliklerin engellenmesi bazı büyük çatışmalara bile yol açabilirdi. Peki o zaman bir efsane uydurarak bu tip sıkıntılardan kaçınmak daha iyi olmaz mıydı? O zaman kral aşkından gözü kör olan oğluna "Onun yakutları sevdiğini biliyorum ve ona bunu vermeyi çok isterdim ama sana yakutlar hakkındaki lanetten bahsetmemiş miydim? İnan hepsi çok korkunç. Onu seviyorsan, onun her zaman güvende ve mutlu olmasını istiyorsan bu yakutu asla takmamasına dikkat etmelisin." derdi. Ya da belki de zamanla moda akımları değişti. Yakutlar demode oldu ve elmaslar ön plana çıktı. Belki bu geçiş bilerek yapılmış da olabilirdi. Elmaslar günümüzde her nişanda kullanılan gözde taşlar haline gelmiş olsa da durum her zaman böyle değildi. 1940 yılından önce müstakbel gelinlerin sadece %10'u pırlanta nişan yüzüğü alıyordu. Peki şimdi ne değişti? Uzmanlar De Beers Diamonds adlı bir takı firmasının elmasları aşkla ilişkilendiren reklam kampanyasına işaret ediyor. Çünkü bu kampanya gerçekten de işe yaramış durumda.
aslında. Ancak kraliyet ailesinin daha batıl inançlı üyeleri hala kanıtlara bağlı kalmayı tercih ediyor. Yakutlar kısa ömürlü evlilik anlamına geliyorsa, elmaslar belki de gerçekten sonsuzdur. Tıpkı Camilla ve Charles'ın 16 yıllık, Sophie ve Edward'ın 22 yıllık evliliğinin gösterdiği gibi. Kraliçe Elizabeth de elmas bir nişan yüzüğü aldı ve Prens Philip'le 70 yılı aşkın bir süre evli kaldılar. Bunun sebebi belki tarih ya da belki de sadece yeni moda akımlarıdır. Kim bilir? İngiliz kraliyet ailesinin neden mücevherlerinde yakut kullanmadığının kararını ise sizlere bırakıyorum.